Ülkemizdeki yaklaşık 5 milyon vatandaşımız özellikle de 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın gözü kulağı Ankara'da Ankara'dan gelecek olan intibak yasası zammında. 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızın çok yakından ilgilendiği intibakla ilgili en son gelişmeler neler? İntibak yasasının çıkmasıyla ilgili Son dakika haberleri neler? Bunların hepsini burada sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra emeklilerimizin beklemiş olduğu bir diğer haber ise promosyon. Evet, banka promosyonları ile ilgili son durum nedir? Eğer siz de maaşınızı bankalardan çekiyorsanız mutlak surette bu yayınımızı sonuna kadar lütfen izleyiniz. Ayrıca bu yayınımızda yılbaşı ikramiyesi bekleyen evet emeklilerimizle ilgili son durumu da aktarmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra emeklilerin dört gözle beklemiş olduğu aile yardımı konusu var biliyorsunuz. Emeklilerimize ödenmesi planlanan aile yardımı ne kadar, emeklimizin maaşı ne kadar artacak? Bu yasanın çıkmasıyla beraber Hangi emeklilerimiz aile yardımı alacak? Bunların hepsini yine bu yayınımızda tek tek sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda bizleri Avrupa'dan, Avustralya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden izleyen tüm vatandaşlarımızın da çok yakından ilgilendiği yurt dışı emekliliği ile ilgili haberleri de yine bu yayınımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, ilk olarak ele alacağımız konu İntibak yasası. Bildiğiniz üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşlarında ciddi farklar var. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımız daha yüksek emekli maaşı alıyorlar. Şimdi öncelikle intibak yasası nedir? Bu yasa çıkması halinde kimler zam alacaklar ve Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Neden 2000 yılından sonra emekli olanlar düşük emekli maaşı alıyor? Bunu açıklayalım. Bakın Türkiye'de emekli maaşı hesaplanırken üç tane dönem var. Bir tanesi 2000 yılı öncesi, bir tanesi 2000 ile 2008 arası, bir diğeri ise 2008'den günümüze kadar gelen dönem. 2000 yılı öncesinde eğer çalıştıysanız sigorta primleriniz 2000 yılı öncesinde ödendiyse bu şu şekilde hesaplanıyor. Aylık bağlama oranı diyoruz. Abo kısaca abo %70. Yani bir vatandaşımız çalıştığı dönemde yani 2000 yıl öncesini söylüyorum. 1000 lira maaş alıyor diyelim. Bunun %70'i hesaplanıyor. Yani 2000 yılı öncesinde vatandaşın toplam kazancının %70'i kendisine emekli maaşı olarak veriliyor ve bu şekilde emekli maaşı hesabı yapılıyor. 2000 ile 2008 arasında eğer çalışmışlığınız varsa, sigortanız varsa bunun yüzde %65'i hesaplanıyor. 2008'den günümüze kadar gelen dönemde ise %28'i hesaplanıyor. Dikkat ederseniz 2000 yıl öncesi %70, 2000 ile 2008 arası yüzde 65, 2008'den günümüze kadar gelen dönem ise yüzde 28. Kademeli olarak emeklinin alacağı maaş yani aylık bağlama oranı düşürüldü. Onun için özellikle 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız düşük emekli maaşı alıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir vatandaşımız 2008 yılında daha çok çalışmışsa daha düşük alıyor. 2000 yılından önce çalışan biri aynı prim gün sayısına sahip olmasına rağmen daha yüksek emekli maaşı alıyor. Daha basitçe anlatalım. Kafalar karışmasın. 2000 yılından önce emekli olanlar yüksek alıyor, 2000 yılından sonra emekli olanlar düşük alıyor. Aynı prim gün sayısına sahip olmalarına rağmen. Şu anda bildiğiniz üzere yeni emekli olan pek çok vatandaşımıza 1200-1300 lira civarında bir emekli maaşı bağlanıyor. Çünkü ülkemizdeki resmi rakamlara göre çalışanların yüzde 80'i asgari ücretten sigortalı şu anda asgari ücretten emekli olan bir vatandaşımız 1250 1300 lira civarında bir emekli maaş alıyor Biraz sonra Ocak zamlarında size açıklayacağım ama şimdi bu maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmanın adı intibak yasası Evet İntibak yasası gelmesi halinde az önce anlatmış olduğum bu maaş farkları ortadan kalkacak. 2000 yılından önceki vatandaşlarımızın, emeklilerimizin maaşları 2000 yılından öncekilerle aynı seviyeye getirilecek. Yani 2000 yıl öncesi vatandaşımız 2500 lira alıyorsa 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızla aynı prim gün sayısına sahipse ve aynı prim ödemişse o da 2500 lira emekli maaşı alacak. Şimdi Ankara'daki siyasetçiler bununla ilgili zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisine çeşitli kanun teklifleri getirdiler. Ha çıktı çıkıyor, bugün çıkıyor, yarın çıkıyor, oldu olmuyor derken. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geldi yani o milletvekillerin oturduğu turuncu koltuklar var ya orası genel kurul oraya geldi vatandaş elini kaldırdı daha sonradan da baktılar ki oylama yapıldı oylama sonucuna göre milletin vekilleri dediler ki hayır dediler Biz intibak yasasını çıkarmıyoruz dediler hal böyle olunca yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın umudu maalesef başka baharlara kaldı. Şimdi 2020 artık geldi. Emeklinin gözü kulağı intibak yasasında. Bakın, intibak yasası çıkması halinde öncelikle Bağkur esnaf bağkurları lütfen burayı çok dinlesin, çok iyi dinlesinler. Esnaf Bağkurları emekli olabilmek için biliyorsunuz 9000 gün prim ödemek zorunda. 9000 gün. Bu yasayla beraber Bağkur esnaf Bağkurlular 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilecekler. Evet 7200 günle. Bunun yanı sıra peki emeklilerimiz soruyor, sizler soruyorsunuz. İntibak yasası çıkarsa ben ne kadar zam alacağım? Maaşım ne kadar olacak? En doğal soru bu. Çünkü ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Vatandaşın bu parayla geçinebilmesi mümkün olmadığı için emeklimiz gözünü, kulağını Ankara'ya dikmiş vaziyette intibak zammını bekliyor haklı olarak. Şimdi bakın, adil bir intibak yasasının geçmesi halinde 2008 yılından sonra emekli olanların maaşının en az yüzde %100 oranında artması gerekiyor yani şu anda 1300 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız 2600 lira emekli maaşı alması gerekiyor Çünkü 2000 yılından önce emekli olanlar şu anda 2600 lira civarında alıyor onu da geçtik daha net bir rakam vereyim size Ocak ayında emeklilerimize yaklaşık yüzde altı buçuk civarında bir zam yapılacak 2000 yılından önce emekli olan işçi emeklisinin en düşük maaşı 1995 lira olacak 2000 yılından sonra emekli olan işçi emeklisinin en düşük maaşı ise 1050 lira olacak. Arada neredeyse 950 lira fark var. İşte 2000 yılından sonra emekli olan ve 1050 lira alacak olan emeklinin maaşının 1995 liraya çıkması gerekiyor. Yani yaklaşık yüzde 95 zam alması gerekiyor. Evet. Şimdi bu maaş dengesizliği ortadan kalkmadığı sürece. Emeklimizin inanın bana yüzü gülmeyecek 2020 yılında müjdeli haberi biz emekli TV ailesi olarak intibak müjdesini size inşallah vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kanun teklifi geçecek. Allah'ın izniyle de emeklinin bu geçim çilesi, maaş çilesi de son bulacak. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün ele alacağımız bir diğer önemli konu ise yılbaşı ikramiyesi. Bakın Şimdi emeklimize ikramiye adı altında dini bayramlar öncesinde yani kurban bayramı ve Ramazan bayramı öncesinde biner lira ikramiye veriliyor. Dul ve yetimlere 250 ya da 750 lira paylaştırılıyor. Bazı emeklilerimize ise özellikle de özel bankalardan emekli olan vatandaşlarımıza ise maalesef hiçbir bayram ikramiyesi verilmiyor. Bu bayram ikramiyeleri emeklimizin ufak da olsa birazcık derdine derman oldu. Çok önemli bir adım güzel bir uygulama ama gelinen noktada enflasyona şu anda %20 oranında bayram ikramiyeleri ezilmiş vaziyette. Evet, geçen yılın bin lirası şu anda 800 lira oldu. Önümüzdeki bayrama kadar da bu paranın yaklaşık 600 liraya düşmesini, yani enflasyonun altında ezilmesini bekliyoruz. Hal böyle olunca tabii ki bayram ikramiyesine zam yapılmalı. Enflasyon oranında 1000 lira olan bayram ikramiyesi en az 1200 lira olmalı. Yüzde yirmi enflasyon var şu anda ülkemizde. Yani 200 lira bayram ikramiyesine zam gelmeli. Şimdi emekli bildiğiniz üzere yılbaşı ikramiyesi ile ilgili çok ciddi bir beklenti içerisinde. Her yıl başında emeklimize 1250 lira civarında bir ikramiyenin ödenmesi bu emeklinin anasını sütü kadar helal. Bakın 1250 lirayla hiç olmazsa emekli faturasını öder. Hiç olmazsa bir tane kredi taksitini öder. Hiç olmazsa bir nebze olsun yüzü güler. Çünkü emekli maaşları az önce de ifade etmiş olduğum gibi gerçekten çok düşük. Gerçekten emekli maaşlarıyla vatandaşımızın geçinebilmesi, evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değil. Ankara'da bu yılbaşına kadar emekli ikramiyesiyle ilgili bir gelişmenin çıkmasını, sonlandırılmasını, bu çalışmanın artık tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasını dört gözle bekliyoruz. Siyasetçiler kararlılık gösterirse yılbaşı ikramiyesi yani 1250 lira inşallah emeklimize ödenir diye umut ediyoruz. Bu emeklinin alacağı ikramiye çok bir şey değil ama hiç olmazsa evinin ufak bir ihtiyacını karşılayacaktır. Az önce de ifade ettiğim gibi kredi kartına ya da kredisine bir taksit ödeyecektir. Değerli izleyenler biliyorsunuz Emekli TV ailesi olarak bizler sizlerin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyoruz. Kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Nitekim bu sorunlardan bir tanesi de emeklilerimizin alacağı banka promosyonları. Bakın ülkemizde 3 yıl önce bir banka promosyonu uygulaması başladı. Güzel bir uygulama. Vatandaşımıza yaklaşık 300-350 lira civarında bankalar bir promosyon ödemesi yaptı. Bunun da şartı şuydu. Eğer 3 yıl boyunca maaşınızı bir bankadan çekerseniz banka size çeşitli oranlarda yani 350-400 lira civarında bir promosyon ödemesi yaptı. Şimdi 3 yıl geçti artık emeklilerimiz eğer sözleşme süreleri bittiyse maaşlarını istemiş oldukları bir bankaya taşıyabilirler. Peki hangi banka emeklimize ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Şimdi bunun cevabını verelim. İlk bankamız Akbank. Bakalım Akbank emeklilerimize ne kadarlık bir promosyon ödemesi yapıyor? Akbank maaşınıza göre yani yüksek maaş alıyorsanız en fazla 450 lira civarında bir promosyon ödemesini emeklilerimize yapıyor. Ayrıca tüm ATM'lerden ücretsiz para çekebilirsiniz. Yani diğer bankaların ATM'lerinden de emekli maaşınızı çekebilme imkanı Akbank tarafından sunuluyor. Ayrıca emeklilerimize Akbank bedava EFT havale imkanı da sunuyor. Ayrıca emeklilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce emekli maaşlarını çekebilirler. Bir diğer bankamız promosyon veren bankamız ise Denizbank. Denizbank'ta emeklilerimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı müşterisini Denizbank'a getirene. Yani bir tanıdığınız emekliyi Denizbank'a götürürseniz ve emeklimiz maaşını oradan çekerse size de her bir emekli için 100 lira ek olarak promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca indirimli özel bir emeklilik kredisi de Denizbank tarafından emeklilerimize sunuluyor. Bir diğer bankamız FIBA Bank. FIBA Bank'ta emeklilerimize en düşük 330 lira, en fazla 500 lira civarında bir promosyon ödemesi yapıyor. Diğer bankamız ise ING Bank. ING Bank'ta tıpkı Akbank gibi emeklilerimize 450 lira bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca iki tane otomatik fatura ödeme talimatı verirseniz de ayrıca 250 lira ödüyor. Ayrıca ING Bank'ın internet uygulamasını cep telefonunuza indirir ve kullanırsanız da 50 lira veriyor. Yani 450 lira artı 250 lira artı 50 lira. Yani toplamda 750 lira bir promosyon alma imkanınız var ING Bank'tan. Bir diğer bankamız ise İş Bankası İş Bankası emeklilerimize 450 liraya kadar varan bir oranda promosyon ödemesi yapıyor Ayrıca kredi kartından yıllık üyelik ücreti almıyor özel faizli bir kredi sunuyor Ayrıca ücretsiz havale ve EFT imkanı da İş Bankası tarafından emeklilerimize veriliyor sıradaki bankamız qmb Finansbank Finansbank maaşını getirene 700 liraya varan bir ödeme yapıyor. 700 lira. Ayrıca emekli bir tanıdığınızı Finans Bank'a götürürseniz de kişi başı 125 lira bir ödeme yapıyor. Toplamda en yüksek 825 lira Finans Bank tarafından emekliye promosyon olarak ödeniyor. Sıradaki bankamız Şeker Bank. Şekerbank emeklimize 450 liraya kadar varan oranda bir promosyon ödemesi yapıyor. İki tane faturayı otomatik ödeme talimatı verirseniz 150 lira veriyor. Ayrıca bir emekli tanıdığınızı bankaya götürürseniz yani şeker banka götürürseniz 150 lira da ayrıca alabilirsiniz. Bir diğer bankamız ise Türkiye Ekonomi Bankası TEP. TEP de iki otomatik fatura talimatı verenlere 850 lirayla 925 lira arasında bir ödeme yapıyor. Emekli bir tanıdığınızı TB'ye götürürseniz, Türkiye Ekonomi Bankası'na götürürseniz de ayrıca 100 lira ödeme yapıyor, promosyon ödemesi yapıyor. Daha çok banka var. Bu saymış olduğum bankaların yanı sıra Halkbank Bank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve diğer bankalar var. PTT'den maaş alan vatandaşlarımız da var. PTT Bank'tan bunları da sayacağız elbette. Ancak şu oraya kadar saymış olduklarım içerisinde en yüksek parayı veren TEP, Türkiye Ekonomi Bankası ve QNB Finans Bank. Şimdi diğer bankaların ödemiş olduğu 350-400 lira gerçekten 3 yıl için çok düşük bir oran. Ayla vurursanız 10 lira 11 lira civarında bile yani yok. Yani emekli bir sigara parası bile yok. Bunun adı aslında emekli promosyonu falan değil. Bunun adı emekliye sadaka. Emekliye kredi veriyor banka. Faiz alıyor. Kredi kartı veriyor. Faiz alıyor. Emekliye ek hesaptan para kullandırıyor. Faiz alıyor. Bir de 300 350 lira civarında bir promosyon ödemesi yapıyor kardeşim 300 350 lira nedir ya emekliyle dalga geçmektir inanın bana. Onun için bu promosyon ödemelerinin tıpkı çalışan memurlara ödenen 3000 lira gibi olması gerekiyor. Çalışan memurlar biliyorsunuz 3000 liraya kadar bir promosyon alıyor bankalardan. Ama emekliye 350 400 lira kardeşim yazık günah ya. Emeklinin zaten maaşı çok düşük. Bir de kalkıyorsun emekli ediyorsun ki al sana 350 lira yapmayın ya yapmayın